Ne zaman karşınızda umudu kırılmış birini görürseniz ona sıkıca sarılın. Öyle bir sarılın ki kırılan bütün parçaları birbirine geri yapışsın. Peki bu nasıl olacak? Sevgi, aşk ve bağlılık hormonu da olarak bilinen oksitosin sayesinde. Belki bir gün aşk ve oksitosin üzerine uzun uzun konuşuruz. Ama bugün inceleyeceğimiz konu 2014 yılında yayınlanan bir makaleye ait. Çalışmayı incelemeden önce gelin oksitosin hakkında çok kısa bir iki bilgi paylaşalım. Oksitosin kelimesi Yunanca'da oksis ve tokos kelimelerinin birleşiminden oluşan, Türkçesi hızlı doğum anlamına gelen bir kelimedir. Peki bu hormona neden böyle bir isim konulmuş? 1906 yılında bu hormonu keşfeden fizyolog Sir Henry Dale hormonun isim babasıdır. Zira kendisi beyinde yer alan hipofiz adlı yapıdan elde ettiği bu hormonu hamile kedilere verdiğinde rahim kasılmalarının arttığını görmüştür. O nedenle de bu hormona oksitosin adını vermiştir. Dale'in de keşfettiği gibi oksitosin hormonu doğum sırasında artış gösterir ve rahim kaslarının kasılmasını uyararak doğumu kolaylaştırır. Aynı zamanda doğum sonrası emzirme döneminde meme başından sütün gelmesinde önemli rol oynar. Bu oldukça ilginç bir reflekstir aslında. Bebeğin ağzı annenin meme başına değer değmez buradan çıkan sinyaller annenin beyninde hipotalamus bölgesine gider. Bu bölgede üretilen oksitosin hormonu arka hipofiz aracılığıyla kan dolaşımına katılır. Kan aracılığıyla memeye gelen oksitosin hormonu buradaki kasılabilir hücreleri etkileyerek sütün akışını kolaylaştırır. Oksitosinin etkileri sadece bunlarla sınırlı değil. Yakın dönemde yapılan birçok çalışma, oksitosin hormonunun aşk, bağlanma ve güven konularında da rol oynadığını göstermiştir. Özetle, bir kişiye ne kadar çok oksitosin salgılattırırsanız, o kişiyi kendinize o kadar kuvvetli bağlamış olursunuz. Örneğin bebeğin annesini emmesi sırasında salgılanan oksitosin anne ve yavru arasındaki o muhteşem kuvvetli bağın oluşmasına neden olmaktadır. Yani anne ve yavru arasındaki fiziksel temas çok ama çok önemlidir. Farelerde yapılan çalışmalarda anne ve yavru arasındaki temasın azaltılması ya da annedeki oksitosin aktivasyonunun baskılanması sonucu annelik bağlarında önemli ölçüde azalma meydana geldiği gözlenmiştir. Hemen belirtelim, oksitosin ve bağlanma ile ilgili bu durum sadece anne ve yavruya özgü bir durum değildir. Dokunma ve sarılma gibi fiziksel temasların insanda oksitosin salgılattığına dair epey bir araştırma bulunmaktadır. O nedenle fiziksel temas ve sarılma aramızdaki bağın oluşmasında ve güven duygusunun gelişmesinde oldukça önemli rol oynar. Gelin şimdi tüm bu bilgiler ışığında 2014 yılının Haziran ayında yapılan bir araştırmaya kısaca bir göz atalım. Hemen hepinizin bildiği gibi yaşlanma ile beraber organ ve dokularımızdaki yenilenme kapasitesi azalmaktadır. Örneğin insanda kas kitlesinin azalması 30 yaşında başlar ve 50 yaşından sonra giderek hızlanır. Bu nedenle yaşlılıkta birçok kas problemi karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu araştırmada farelerdeki yaşlanma ve kas dokusunda meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Yandaki mikroskop görüntüsünde genç bir fareye ait kas dokusu ile yaşlı bir fareye ait kas dokusunu görmektesiniz. Kırmızı renk ile gördüğünüz kısımlar kas hücrelerini, siyah alanlar ise kas hücrelerinin yok olduğu bölgeleri göstermektedir. Şimdi sıkı durun. Çalışma ekibi oksitosin hormonunun yaşlı farelerin kas dokusunu iyileştirebildiğini göstermiştir. Normalde kandaki oksitosin yaşla beraber azalmaktadır. Yaşlı farelere dışarıdan oksitosin enjekte edildiğinde oksitosinin kaslarla ilgili kök hücreleri uyararak kas hasarını düzelttiği ortaya konulmuştur. Bu mikroskop görüntüsünde oksitosin verilen yaşlı farelerin kas dokusundaki iyileşmeyi görmektesiniz. Özetleyecek olursak, sarıldığınız ya da fiziksel temas kurduğunuz kişilerdeki artan oksitosin miktarı sadece aranızdaki bağı kuvvetlendirmekle kalmaz, belki de daha sağlıklı bir kas dokusuna sahip olmanızı sağlar.
İşte tam da bu nedenle büyüklerinize sarılmak için sadece bayramları beklemeyin. Zira sıcak bir sarılma bazen kas dokusunu bile iyileştirebilir.